Musul için çözüm arayışları. Türk hükümeti Lozan ile Türkiye arasında haberleşmenin çok zor olacağını ileri sürerek konferansın İzmir'de gerçekleştirilmesini talep etti. Bu talepin asıl nedeni ise konferansın gidişatını daha yakından izlemek ve savaşla kazanılan zaferin masa başında kaybedilmesine neden olacak girişimlere izin vermemekti. Ancak devletler arası geleneklere göre konferansın tarafsız bir ülkede yapılması gerekiyordu. Bu nedenle Lozan'a yapılan bu davet Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1922 günkü toplantıda görüşülerek kabul edildi. Delegeler yola çıkmadan önce mecliste konuşulan öneriler ve ileri sürülen görüşlerden Musul konusunu ilgilendiren maddeler şunlardı. Irak sınırı Süleymaniye, Musul ve Kerkük'ün Türkiye'ye geri verilmesi istenecektir. Konferansta bundan farklı durumlar ortaya çıkarsa Bakanlar Kurulu'nda talimat alınacaktır. İngiltere'ye bazı ekonomik ayrıcalıklar, Örneğin petrol işletmeciliği alanında ayrıcalıklar sağlanması düşünülebilir. Suriye sınırı Suriye ile sınır daha güneye ve doğuya çekilmelidir. Bu sınırın düzeltilmesine imkan oranında çalışılacaktır. Sınır, Reis-i İbni Hayr'dan başlayacak, Harm, Müslimiye, Meskene ve Fırat yolu, Deri Ezzor ve sonunda Musul ile güney sınırına ulaşan bir hat olmalıdır. Elde edilmesi istenen Suriye sınırı, Musul, Süleymaniye, ve Kerkük'e irtibatlı olup Misak-ı Millî'nin güney sınırını tamamlıyordu. Bu kısa ve kesin direktifle genelde Misak-ı Millî temel alınıyor. Mudanya Mütarekesi'nde askıda kalan bazı toprak sorunlarının da çözüme ulaştırılması isteniyordu. Mustafa Kemal de Musul'u Türk toprağı olarak kabul ettiğini ve İngiliz mandasını tanımadığını her fırsatta dile getirmiştir. Örneğin 25 Aralık 1922'de Le Journal gazetesi muhabiri Hol her yıta Çankaya'da verdiği beyanatta Musul konusundaki kesin, kararlı, açık ve net görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir. Musul vilayetinin milli sınırlarımıza dahil araziden olduğunu defalarca ilan ettik. Lozan'da bugün karşımızda duranlar bunu gayet iyi bilirler. Vatanımızın sınırlarını tayin ettiğimiz zaman büyük fedakarlıklara katlandık. Menfaatimize aykırı olmakla beraber barışçı bir üslupla hareket ettik. Artık Milli arazimizin en ufak bir parçasını Türkiye'den koparmaya çalışmak pek haksız bir hareket olur. Buna kesinlikle olur veremeyiz. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal beyanat ve ifadelerinde hep Musul'u tekrar Türkiye'ye katacağı düşüncesini taşımıştır. Tanin gazetesine verdiği demeç bunu açıkça ortaya koymaktadır. Gazetenin özel muhabiri Mustafa Kemal'e telgraf çekerek Musul vilayeti hakkındaki düşüncelerini sormuştur. Mustafa Kemal buna 22 Ekim 1919'da Amasya'dan cevap vermiştir. Cevabında Musul vilayetinin 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan ateşkes sırasında sınırlar dahilinde kalan ve her noktası İslam çoğunluğuyla meskun olarak bir il olduğunu ve Osmanlı camiasından hiçbir sebeple ayrılmayacağını belirtmiştir. Mustafa Kemal, 28 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin ertesi gününde kendisini ziyaret edenlerle yaptığı bir konuşmada Ateşkes imzalandığı gün Türk ordularının hakim olduğu yerleri sayarken Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi de saymış ve bu sınırların milli sınırlar olduğunu söylemiştir. Mustafa Kemal 17 Ocak 1921 tarihinde röportaj yaptığı United Telegraph muhabirinin Türk milliyetçilerinin Amerika ve İngiltere hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Amerika'nın daha dostane olduğunu söyleyip şöyle devam etmiştir. İngiltere'ye gelince Milletimiz bu devletin emperyalist ve sömürgeci emellerini yadırgamıştır. Mustafa Kemal Musul'un İngilizler için önemini de şu sözlerle açıklamıştır. Musul İngilizler için Kürdistan'a en yakın bölge olarak çok önemlidir. İngilizler Musul'u belirli bir takım amaçlar için ellerinde bulundurmak isterler. Çünkü Musul Sovyetler Birliği'ne İran'a en yakın bir yol. Türkiye'ye baskı yapmak için en uygun bölgedir. Görülebildiği gibi Mustafa Kemal İngilizlerin devletinin Musul ısrarının Türkiye'ye baskı yapmak amacı taşıdığının bilincindedir. Dolayısıyla bu konunun Lozan'daki en zor konulardan biri olacağını da anlamıştır. Dönemin İngiliz Sömürgeler Bakanı Winston Churchill 12 Eylül 1922'de yaptığı bir değerlendirmede İngiltere ve Ankara savaş durumuna gelirse kemalist birliklerin Musul'a yürümesi kaçınılmaz görünüyor. Bu durumda İngiltere bu toprakları savaşta kaybetse bile askeri bir operasyonla değil fakat barış konferansında geri almalıdır demiştir. Churchill'in siyasi hayatı boyunca İngilizlerin devletinin himayesinde hareket eden bir kişi olması nedeniyle bu ifade İngilizlerin devletinin sürece bakışını net bir biçimde ortaya koyan bir ifadedir. Nitekim bu sözler aynen uygulanmıştır.